Selamlar millet. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Beni maalesef her zamanki gibi heyecanlı, sevinçli, yerinde duramayan bir şekilde görmüyorsunuz çünkü bugün gerçekten çok kötü bir haberle karşınızdayım. Başlıktan da görebileceğiniz üzere canlı yayında şifrem göründü ve maalesef akıllı bir arkadaş, para göz bir arkadaş, insanların emeğini umursamayan bir arkadaş hesabıma giriş yaptı ve siz şu anda olayı merak ediyorsunuz tabii ki doğal olarak. Hadi bir göz atalım. Başlangıcında farm yaptığımız ve oldukça dolu bir akşam. Gördüğünüz gibi ortalık kalabalık. İnsanlar metinler için kavga ediyor ve ben bu kalabalık arasından sıyrılıp kendime normal bir şekilde bir tane metin tuyak bulmuşum ve saldırmaya başlamışım. Monster kardeşim kasıyor ama Elvonç kasmadığı için onu atıyor. Geçmiş olsun. Her şey çok normal. İşte olaylar bu iki metne saldırmakla başlıyor. Şaka lan şaka. Ağlamam. Önce bir arkadaş metinlerime kase atıp beni ittiriyor. Ardından isme bakın. İsme bakın! Kafkas Metin 2'de 55 level turnuvasında yatalak ettiğim 55 level Lonca Başkanı Şaman'ın adı. Dencir. Bana saldırmaya başlıyor. Oğlum salsana lan. Kafamda atla vuruyor. Pardon fille. Ve yazıyor. Kanka Lonca'yı çağırsana. Bizim Lonca izliyor mu? Allah aşkına gelip keselim lan. Baktı bırak. Beyler bir yardım lan. Yardım lan. Ve bildiğiniz üzere 100 kişilik bir Lonca'm var. Lonca'mı buraya doğru çağırıyorum. Ve şimdi izleyin. EGM Lonca'sı böyle çağrılmaz. Bak. Emniyet mensupları. Olay yerine. Normal şartlarda kameramın bulunduğu yerde burada yeniden başla veya şehirde yeniden başla simgeleri çıkması gerekirken hesabım bug'da kaldı. Ben de doğamadım. Tabi oyundan çıkış yapmam lazım doğal olarak. Ve tabi eski bir Metin 2 tak diyorlar. Hızlı parmak kopumu yapın. Yoldayız. Aynen böyle. Kendimi oyundan attırıyorum ve masum bir şekilde F1'deki Bonus Gamer 55 adlı hesabıma tıklıyorum. Tak silenleri tak. Çakalları takın çakalları. İşte olay burada patlıyor. Kullanıcı adına zoom yapalım. Samsun 5598. Yani tahmin etmesi güç olmamalı. Samsun'uyum. 22 yaşındayım. 98'liyim. Ve Samsun'un plakası da 55. Şehrimi bu kadar sevmenin başıma bu kadar büyük bir bela açacağını hiç tahmin etmezdim ama olayın devamında masum bir şekilde hesabıma girmeye çalışıyorum. Gerizekalı bak da bıraktı al işte. İşte tam olarak burada ne olduğunu fark edeceğim. Bir dakika az önce bir şey gördüm de ben. Hızlı bir şekilde 200 IQ kullanarak da şifremin göründüğünü fark ediyorum fakat çaktırmayıp canlı yayına devam edip ne kadar usul ilerlerse benim için daha güvenli olduğunu fark ediyorum. Olayı bir şekilde geçiştirmeye çalışıyorum. Ama bundan yaklaşık 2 dakika ileriye sararsam hop oyun attı. Şaşırıyorum, korkuyorum çünkü şifremin göründüğünü biliyorum. Hani rahat da davranmam lazım bir yandan. Arka planda aslında bir şekilde şifreyi değiştirsem çok iyi olurdu ama artık iş işten geçti zaten. Baksana polis. Aa oyun attı. Diye çalışıyorlar. Burada fark ediyorum ki artık birisi şifremi gördü, hesabıma giriş yaptı ve hemen harekete geçmem lazım. Hesabıma girdiler. Artık bu saatten sonra şifremin göründüğünü ve hesabıma giriş yapıldığını söylemem lazım çünkü çok fazla insan girerse hepsi birbirini attıracak ve hesabım hiçbir şekilde soyulmayacak. Ben de hızlı bir şekilde aradan şifremi değiştirip hayatıma devam edeceğim. Strateji bu. Hesap ismi veya şifre yanlış diyor. Şifreyi değiştirdi. Çocuğu. Hak etti. Telaşlı bir şekilde şifremi değiştirmeye çalışırken bir yandan oyunda hesabın nerede olduğunu arkadaşlarımdan öğreniyorum ve kurtarmaya çalışıyorum. Sonra aklıma bir fikir geliyor. Ben yayıncıyım diyorum. GB'yi diyorum. Kulaklığı attım. Telefonu aldım. Öndedik şu an. Nasıl değil ya? Yetkili abiler izliyorsanız hesabı banlayın. Hapsayı. Telefonla ufak bir diyalog. Alo yayında şifrem göründü. alo yayında şifrem göründü. Evet burada GMM'den de dalga geçiyor. Şifreyi ver diyorum vermiyor. Ben de diyorum ki vermeyeceğiz ama Facebook. Böyle bir durumda dalga mı geçilir adamım? Artık uzun uğraşlar sonucu şifremi alıp değiştirmeyi başarıyorum ve giriş işlemi yapılıyor. Peki problem nerede? Zevalik'e girişimi yapıyorum. Artık oyun ekranına geçiyorum ve Bonus Gamer 1 ID ile hesabıma giriş yaptığım zaman bu bizim sahte adamımız, ufak cep adamımız. Hazır olun abi. Giriş işlemi yapılıyor. Analiz çocukları. Karakter kadın, gelinlik giydirilmiş, bitmedi ve oyuna girişimi yaptığım zaman ikinci köyün tenha bir köşesine üzerine buff'ı verilmiş bir şekilde envanterime 31 yazılmış. Ne kadar itemim varsa birinci envanter, ikinci envanter bu 5 kuruş etmiyor o yüzden bırakmış. 2T falan, 2T değersiz. Satılmayan artı 0 kemerleri bırakmış. Yarı insan kılıçlarımı bırakmış. Depo bomboş. Üzerimde 1200 civarında app vardı. Güçlü ruh setini alacaktım. Onu da harcamış. Şimdi bunu aranızda gülecek insanlar var. Biliyorum gerçekten güleceğinize eminim ama gerçekten komik değil. Kötü adam iş oğlum bu. Hayatı başa aramayan adam işi. Sen niye benim çarabı soyarsın ya? Hesabıma giriş yap, şifreyi değiştir ve bana gönder. İyi adam bunu yapar. Yolda cüzdan bulursun, gider polise verirsin. Eğer sahibine ulaşabiliyorsan sahibine verirsin. Niye çarabı soydun? Çocuğu. Gerçekten diyecek söz bulamıyorum. Gelinlik giyip ikinci köye bırak. 31 yazdım pati. İtemciden sattım 2000 TL aldım.
Karakterimi bu şekilde bulduğum gibi hızlı bir şekilde server sahibine ulaştım ve bilgisayarından giriş yaptığı tüm hesapları, tüm itemleri, tüm karakterleri sınırsız bir şekilde kapatıldı. Hak ettiği de buydu. Muhtemelen başta gülüyordu ama şu anda ben gülüyorum. Gerçekten bu tarz durumlara hiç tavizim yok ve umarım siz de bu tarz dikkatsizlikten dolayı 3, 4 belki 5 milyarlık hesabınızı kaybetmezsiniz. Benim gerçekten canım yaktı. Özellikle hesap bulunur, char yapılır, level kasılır, item basılır gerçekten. Ama benim asıl içimi yakan bu güzel serinin burada bölünmesi, yani karakterimin tüm aşamalarını size teker teker gösterirken bu tarz bir duraksama dönemine girmesi. Ama beni tanıyorsunuz. Hüseyin! Yes baby! Kardeşim düşer miyiz? Ulan düşersek de kalkarız be. Kalkarsak? Kalkarsak da affetmeyiz. Kime kalkıyor? Neye kalkıyor? Dişi yok bu yayında, dişi yok. Arkadaşlar şu anda farm hesabımın soyulması beni gerçekten sinirlendirdi be. Bekleyin tamam mı? Bir dahaki video efsane olacak be. Size Wild 2'nin en sağlam VS'lik hesabını yapmayı tabii ki bırakmayacağım. Tabii ki sunucuyu oynamayı bırakmayacağım bir tane şerefsiz yüzünden. Tabii ki hesabımı tekrar dizeceğim ve bu ışık hızında olacak, size söz veriyorum. Ve beni tekrar bir levelden izlemeyeceksiniz. Tekrar ufak itemleri yapmamı izlemeyeceksiniz. Bana güvenin, çok sağlam bir şekilde giriş yapacağım. Ve arkadaşlar gerçekten böyle sosyal mesaj verip sizi sıkmak falan istemiyorum ama ne olursunuz bu hesabı soyan arkadaş gibi komiklik adı altında insanların emekleriyle oynamayın. Bakın mizah yapılır, kara mizah yapılır. Hayat da zaten gülmek gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi ama şu senaryo komik değil. Yoruma komik yazanlar da olacak ama o da komik değil. Vallahi. Allah'tan Char'ın sayılmadan önce bir nebze de ben soymuştum da adama fazla bir şey kalmamış. Ya Hüseyin vallahi. Kanka ya. Bir de sen vurma be kardeşim. Kırılmış boğazım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Siz de beni seviyor ve neyse like, yorum falan kısmını bu videoluk geçeceğim. Gerçekten canımı sıkıp durum çünkü. Yarın görüşürüz. Level 2'yi sallayacağım. Vallahi sallayacağım. Bay bay.